ne aksettirildiği halde şuurda idrakin husule gelmemesi şu yolda olur, şuur merkezi çok karışıktır. Çeşitli frekanslara malik atom kombinezonlarından mürekkep moleküllerden teşekkül etmiştir. Bu molekül gruplarının bir kısmı idrak mahsus, diğer bir kısmı da insanın idrakiyle alakalı olmayıp sadece şuur merkezinin diğer merkezler üzerindeki idareci vibrasyonlarıyla, yani onları tahrik edici vibrasyonlarıyla ilgilidir. İşte şuur vasıtasıyla bazı merkezlere yaptırılacak işlerde eğer medyumda o işlere ait idrakin husule gelmemesi matlup ise o zaman şuur merkezine gelen tesirlerin frekansları şuurun idrake ait olan kısımlarını tembih edici mahiyette olmayıp, ancak idare işleriyle ilgili molekül gruplarını tembih edecek mahiyette bulunur. O zaman şuur merkezi sadece alakalı merkezlere gelen vibrasyonların manalarına göre o merkezlerin harekete geçmelerini temin edecek şekilde hareket eder, fakat idrak merkezi faaliyette olmadığı için insan o işin idrakine sahip olmaz. İşte o zaman otomatik tebliğden ve otomatik faaliyetten bahsedilir. Eğer şuur merkezindeki bütün gruplar, yani idrak molekülleri grupları da tahrik edilirse o zaman şuur hem tedbir işini yapar, hem de yaptığından insan haliyle haberdar olur. Bu takdirde idrakli irtibatlardan bahsedilir. Kontrollü irtibatlarda tebliği veren varlık, tebliğin manasını insan idrakine aksettirmek istemiyorsa o zaman öyle kemiyet ve kıymette vibrasyonlar gönderir ki bunlar şuur merkezinin idrak molekül gruplarını tahrik edecek durumda olmazlar. Sadece şuur merkezinin diğer merkezleri sevk ve idare edici molekül gruplarını tahrik ederler ve onun vasıtasıyla verilen tebliğlere ait manaların o merkezlerde teşekkülünü temin ederler. Bu sırada şuur merkezi bu emri merkezlere verirken insan halindeki idrakin bu işlerden haberi olmaz. Çünkü merkezin o kısma ait molekülleri faaliyette değildir. Mamafil şuurun idareci molekülleri o vibrasyonların merkeze akseden ve kontrol için yukarıya gönderilen manalarını hamıl bulunurlar. İşte bu suretle idraksiz bir kontrol yukarıda söylediğimiz kanaldan yapılmış bulunur. Demek ki idrakli ve idraksiz kontroller arasındaki fark, birincisinde intibaların şuurdaki idrak molekül gruplarını harekete getirmesi, ikincisinde bu grupları tahrik etmemesidir. Büyük vazife medyumlarının dışında, fert veya küçük topluluk tekamülleri için orta varlıklarla medyumların alelade irtibatlarına gelince, esas itibarıyla durum burada da evvelkine benzer. Aradaki fark burada kontrol mekanizmasının mevcut olmamasıdır. Yani varlık medyuma gönderdiği vibrasyonların doğru nakledilip edilmediğini tahkik etmez. O sadece, tesirlerini medyumun şuur üstüne göndermekle iktifa eder. Medyum tarafından nasıl alındığı ve nasıl nakledildiği onu ilgilendirmez. Fakat bu tebliği veren varlık, üst varlıklar tarafından kontrol edilir. Bu varlıktan medyumun şuur üstüne gelen tesirler, evvelce tesirler bahsinde izah ettiğimiz öncü, güdücü ve dirijan tesirler mekanizmasına tabi olarak, medyumdan uzaklığı derecesine göre birkaç istasyondan süzülür, medyumun şuur üstü sahasına iner ve orası ile irtibata geçer. Tesirler şuur üstünden şuur dışı kanalı ile, o tesirleri çevreye nakledecek organların tabi bulunduğu merkeze, konuşma merkezine gider. Aynı zamanda, şuur merkezine de akseder. Eğer konuşma merkezinde, canlanması matlup olan ve şuur altından gelmesi icap eden imajlara ait intibalar, şuur dışı kanalıyla şuur altından alınırken idrak aksettirilecek durumda değilse bu vibrasyonlar şuurun idrak moleküllerine ait hücrelerini tahrik edici mahiyette olmaz. O zaman insan onların idrakine varamaz. Bu takdirde gene otomatik irtibattan bahsedilir. Ancak, her merkez daima şuur merkezinin idaresi ve emri altında bulunduğundan, ondan emir gelmedikçe de hiçbir merkez faaliyete geçemez. Şuur merkezi kendisinde idrak moleküllerini uyandırmayan bu tesirleri alır ve icap eden merkezlere o tesirlere uyarak lazım gelen emirleri gönderir.
Bazan da gelen tesirler taşıdıkları manalara ait intibaları şuurdaki idrak hücrelerinde uyandıracak mahiyetinde olurlar, yani şuur merkezinin idrak moleküllerinin frekanslarına uygun ve onları harekete getirici durumda bulunurlar. O zaman medyum yaptığı işi bilerek faaliyete geçer. Fakat tebliğlerin çoğunda bu faaliyet idrakli olarak cereyan eder. Burada görülüyor ki şuur merkezi icra merkezine emrini vermek için evvelkinde olduğu gibi bir kontrol mekanizmasına tabi tutulmuyor. Varlıktan gelen manalar, sıhhatleri tahkik olunmaksızın merkez tarafından icra ediliyor. Binaenaleyh bu nevi irtibatlarda tebligatın arasına şuur dışından alınan intibalardan maada, şuur altından da intibaların karışması ve bunların kontrole tabi tutulmaması, bazan tebligatın manasını değiştirmek, onları dejenere etmek veya varlığın ifade etmek istediğinin tam zıddını beyan etmek gibi durumları meydana getirebilir. Bu durumların sık veya seyrek olarak vukua gelişi medyumların kabiliyetlerine, tebliği gönderen varlığın kudreti derecesine, bünye ve muhit şartlarına bağlıdır. Zira unutulmasın ki tebliğ sırasında celsede hazır bulunan asistanların idrakli veya otomatik olan düşünceleri, istekleri hatta o asistanların ihtiyarları dışında medyumlara tesir eder. Bu da şöyle olur. Bu tesir asla medyumun şuur üstü sahasına gidemez ve o yoldan tebligatı bozamaz ama medyumun o sırada şuura açık bulunan şuur dışı kanalından istifade ederek kolaylıkla şuur sahasına tesir edebilir ve şuurda az çok bulanıklıklar husule getirir. Çevreden gelen bu tesirlerin şiddet ve nevilerine göre şuurda hasıl olan bulanıklık şuur üstünden gelen tesirlerin akışını zorlaştırabilir. Zira şuur üstünden gelen tesirleri hamıl şuur dışı ile şuurun irtibat sahası çevreden gelen tesirler tarafından az çok işgal edilmiş duruma girer. Bu takdirde merkezler bir taraftan şuur altından, diğer taraftan bulanık olan şuurdan alacakları karışık ve şaşırtıcı tesirlerle medyuma acayip tarzda sözler söyletmeye başlar. Bütün bu haller maksatsız ve boş olmayıp, gene medyumların ve muhitindekilerin görgü ve tecrübelerinin artması için vazifeli varlıklar tarafından tertiplenmiş bir sürü hallerdir. Burada asistanların ve medyumların dikkat, cehit, gayret melekelerinin inkişafı, iyi veya kötü niyetlerinin imtihanı ve bunlardan mütevellit yanılmalar karşısında takınacakları tavırlarla azim, cesaret ve sebat derecelerinin ölçülmesi gibi sayısız amiller vardır. Otomatik irtibatın iyi anlaşılabilmesi için onun mekanizmasını kısaca tekrar etmeyi faydalı buluyoruz. Beyne gelen her vibrasyonun muhakkak surette ya doğrudan doğruya veya diğer kanallardan şuur merkezine aksetmesi şarttır. Zira varlık, insan bedenine şuur merkeziyle bağlı bulunmakta olduğundan bütün beyni, asabi cümleyi ve dolayısıyla bedeni idare eden merkez, şuur merkezidir. Binaenaleyh onun muvafakatından geçmedikten sonra organizmada hiçbir iş yapılamaz. Aksi halde, yani şuura müracaat vakı olmadan her gelen tesir doğrudan doğruya merkezleri kullanmaya kalkışırsa bu hal sadece, varlığın hürriyetine tecavüz etmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda bir bütün olan organizmanın bütünlüğünü bozmak, o bütünlüğü dağıtmak gibi, ikaplara uymayan bir durum hasıl olur ve nizam bozulur. Kainatta ilahi nizamı bozmaya hiçbir kudret muktedir değildir. Binaenaleyh organizmada şu veya bu faaliyeti yapmak isteyen her dış tesirin muhakkak surette, organizmanın bütünlüğünü bozmadan hareket etmesi gerekir. Bunun için, oraya giren her tesirin, ancak şuurun tasvibinden geçmesi lazım gelir. Demek ki dışarıdan gönderilen ve uzviyet tarafından icra olunan tesirler, idrak edilsin edilmesin, muhakkak surette şuur merkezinin tasvibinden geçmiş bulunmalıdır. Ancak, üst, orta ve alt seviyelerdeki medyumlara gelen tesirler, şuura aksettirildikleri halde, taşıdıkları manalara ait şuurda söylediğimiz gibi bazan idrak moleküllerini tahrik edecek mahiyette olmayabilirler.
Bu karakterdeki tesirler sadece, insan idraki lahik olmaksızın alakalı merkezlere icap eden işleri şuur merkezi vasıtasıyla yaptırtmakla neticelenirler. Yani şuur merkezi insan idraki olmaksızın kendisine gelen tesirler altında, o işin yapılması hakkında lüzumlu icra merkezlerine müspet veya menfi emirlerini verir. O merkezler bu emre göre, yukarıdan kendilerine gelen ve muhtelif kanallardan dolaşarak manalanan tesirleri kendi tebliğ vasıtalarına çevirerek çevreye aksettirirler. Bu da şöyle olur, yukarıda söylediğimiz gibi şuur, varlığın beyne bağlı olan 8'de 7 kısmıdır. Binaenaleyh şuur da varlığın bütününe dahildir. Ancak, insan hayatıyla ilgili olan beyin hücrelerinin muayyen kısımdaki molekül topluluklarını işgal eder. Bu moleküller gruplar halinde bulunur. Bu gruplardan bir kısmı insan idrakini husule getirirken, diğer bir kısmı da varlıktan gelen emirlere göre beyin merkezlerinin sevk ve idaresine ait işleri görürler. Binaenaleyh burada bahsedilen idrak yalnız insan beynine ait, daha doğrusu insana ait bir idraktır. Bunu öz varlıkta teşekkül eden idrakle karıştırmamalıdır. Şu halde beyindeki şuur merkezinin idrak hücrelerinde idrakin teşekkül etmemesi şuur merkezine gelen tesirlerin öz varlıkta da idrak edilemeyeceği manasını ifade etmez. Binaenaleyh otomatik olan, yani şuur merkezindeki idrak molekülleri tarafından ve dolayısıyla insanlarca meçhul kalan bir hadis öz varlıkça idrak edilmiş bulunur. Otomatik karakter şudur ki dışarıdan beyne gelen ve icra merkezleri tarafından yapılması için muhakkak surette şuur merkezinin emirlerini bekleyen tesirler şuur merkezini teşkil eden molekül gruplarından idrak hücrelerini alakadar eder veya etmez ve bu da ikaplara bağlıdır. Eğer alakadar ederse şuur merkezi diğer merkezler üzerindeki faaliyetini idrakli olarak yapar, yani insan halinde iken yaptığı işleri bilir. Gelen tesirler idrak moleküllerini alakadar etmezlerse şuur merkezi gene aynı şekilde idarecilik vazifesini görür, fakat yaptığı işlerden insan haliyle haberdar olmaz, bununla beraber bu işlerden varlığın şuur üstü gene kendi idrakiyle haberdardır ve şuur merkezini bu idrakiyle idare etmektedir. İşte insan idrakiyle öz varlığın idrakinin aynı şeyler olmadığı hakkında evvelce vermiş olduğumuz bilgilerin manasını başka bir cepheden de burada kuvvetlendirmiş oluyoruz. Tebliğlerin otomatik olarak verilmesinin muhtelif sebepleri vardır. Mesela yüksek bir varlık, vereceği tebliğin bazı manalarını medyumdan saklamak ister. Binaenaleyh şuur merkezindeki idrak hücrelerine dokunmadan tesirlerini şuur merkezine gönderir. O zaman şuur merkezi tebliğin manasını anlamadan, otomatik olarak onu tasvip eder ve konuşma merkezine ona göre hareket etmesi emrini verir. Unutulmasın ki şuurdaki intibalar esasen, şuur dışındaki bilgilerden gelir. Halbuki bilhassa trans halinde şuur daima şuur dışıyla irtibatta bulunduğundan, intibaların şuurda uyandırılmaması demek, şuur dışından merkezlere sevk edilecek olan bu bilgilerin şuurda uyanmasına sebep olacak derecede onun kantitatif değerlerini harekete getirmemiş olması demektir. Eğer bu değerler kafi derecede şuurdaki idrak moleküllerine gönderilirse onda husule gelen hareketlerle intibalar uyanmaya ve şuurda idrakli olarak hareket etmeye başlar. Keza, bazı geri irtibatlarda olduğu gibi varlığın durumunu hiç nazarı itibara almadan basit bir varlık, şuur merkezinde bu intibaların doğup doğmaması kaydından tamamıyla azade olarak kendisi de otomatikman hareket eder ve sadece merkezlerde istediği tesiri husule getirmesini şuurdan bekler. Binaenaleyh şuurda gene o tesirlerin ifade ettiği manalara ait intibalar uyanmaz ve şuur otomatikman hareket eder. Bazan medyumun bünyesi ve şuur merkezinin durumu intibaların, gelen tesirlerle şuur merkezinde doğmasına müsait olmaz. Sadece, yapılması lazım gelen işin yapılmasına ait şuurda doğan intiba ile, şuur merkezi alakalı merkezlere emir verir. Bu işleri onlara yaptırtır. Bazan da gelen tesirler bu intibaları uyandıracak durumda olmayabilirler.
Hulâza bunlara mümasil bir sürü sebeple, gelen tesirlerin manalarına ait intibalar şuurda uyandırılmaksızın sadece onların yapılması hakkındaki intibalarla şuur merkezi çalışır. Bu takdirde otomatik medyumluk karakteri meydana çıkar. Tekrar ediyoruz ki bütün bu haller yüksek ikaplara ve zaruretlere göre üstün varlıkların kontrolü altında cereyan eder. Keyfi ve rastgele hiçbir şey yoktur. Şimdi, irtibatların en kabası olan obsesyon mekanizmasına geçiyoruz. Burada da teknik evvelkilere yakındır. Yalnız geri bir irtibatın karakteri icabı olarak burada obsede olan varlığın hürriyeti irtibat esnasında obsesyonun şiddeti derecesine göre az veya çok miktarda ortadan kaldırılmış bulunur. Hatta bazan obsesyonun şiddetli derecelerinde obsede insan kendisine hiç sahip değilmiş gibi bir duruma girer. Obsesör denilen çok basit bir varlığın elinde oyuncak olur. Obsesyon şu mekanizma altında cereyan eder. Evvela obsesyonu yapacak varlığın çok geri ve dünyanın kesif insanlık tabakalarına en yakın durumda olması lazımdır. Bir insanın tekamülü, görgü ve tecrübelerinin artması, kıyas bilgilerinin geçirilmesi gibi sayısız sebepler yüzünden, yüksek ikapların tensibi ve tasvibi ile, idraki çok dar, ihtirasları aşırı, baştan başa hotkam, basit bir varlık insanın şuur üstüne kaba tesirlerini göndermeye başlar. Bunun için evvelce söylediğimiz gibi, onun transformatör vasatlardan geçmesine ne imkan, ne de lüzum vardır. O doğruca tesirini şuur üstüne gönderir. Evvela şuur üstüne hakim değildir. Fakat onun kaba ve kesif olan tesiri şuur üstünden şuur dışı kanalıyla şuur sahasına gidince o sahayı işgal eder. Ve şuura tamamıyla hakim olur. Bu hakimiyet biraz daha ilerleyince şuur üstüne kadar gider ve nihayet obsesör olan varlık şuur üstü sahasını tamamen kaplar ve kendisi onun yerine geçer. Artık insanın öz varlığından gelen tesirleri hemen hemen kesilir ve öz varlığı yerine tesirler obsesör varlıktan gelmeye başlar. Bu surette şuur üstüyle alakası azalan şuur, şuur altına döner. Bütün emirleri şuur üstü yerini tutan obsesörden almaya başlar. Ve o anda obsesör şuur üstü sahasını tamamen işgal etmiş olduğundan, obsede olan insan obsesörü kendi varlığı imiş gibi idrak etmeye başlar. Bu suretle şuur merkezine tesir etmeye başlayan obsesör şuur merkezini şuur altına da bağlamış bulunur. Burada, evvelce mekanizmasından bahsettiğimiz, muhitten gelen tesirlerle vakı rüyalara benzer bir durum husule gelir. Yani obsede olan insan şuur altının bilgilerinden ekseriye obsesör varlığın kaprislerine göre rastgele alınarak teşekkül etmiş rabıtasız ve münasebetsiz imajinasyonlarla acayip bir hayatta yaşamaya başlar. Ve kendisini başka bir varlığın hüviyeti içinde görür. Demek ki şuur sadece, şuur altında teşekkül etmiş imajlarla, şuur üstünden gelen ve obsesöre ait bulunan onun basit tabiatına uygun ihtiraslı, cahilane ve hotkamca manalarla dolu tesirleri karşısında bulunur ve obsede olan insan kendi hüviyetini bu karışık durumlar içinde kaybeder, yani kendisini başka hallerde hisseder. O sıralarda obsesör o insanın hem şuuruna, hem de şuur altına tasarruf ettiğinden bu imajları kendi kapris ve kapasitesine göre toplar ve şuurda temayüllerine uygun intibaları tevlit eder. Burada şuur merkezi intibaları hep obsesörden aldığı için onun idraki hüviyeti de obsesör kanalından gelmektedir. Binaenaleyh insan her şeyi obsesör zaviyesinden görür ve kendi varlığına ait bir idrak sahip bulunmaz. Eğer obsesör bu intibaları onun şuuruna hiç aksettirmezse o zaman o hiçbir şey bilmez ve sırf bir otomat olarak hareket eder. Bununla beraber yukarıda söylediğimiz mekanizma ile iradesini tamamıyla obsesöre terk eder ve obsesör onun idrakine hiçbir şeyi aksettirmeden şuurunu istediği yere sevk eder ve istediği gibi kullanır. Şimdi az çok obsesyon mekanizmasına uyan, bir hipnotizörün sühesine yaptığı tesir şeması hakkında da birkaç şey söyleyeceğiz.
Bir insan ne kadar kudretli olursa olsun, bedeninin dar imkanları içinde bulundukça dışarıda az çok serbest halde bulunan bir obsesör gibi doğrudan doğruya diğer bir insanın şuur üstüne hakim olamaz. Ancak, hipnotizör çeşitli yollardan gönderdiği bir takım tesirlerle kendisi de mekanizmasını bilmeden süjenin şuur dışının şuur üstü ile olan irtibatını aşağıdan keser. Şuur üstünden gelmesi iktiza eden tesirler kesilince kendi tesirlerini şuura göndermeye başlar. Burada yabancı tesirler obsesyonda olduğu gibi, şuur üstünden gelmez, doğrudan doğruya hipnotizörden şuur dışı kanalıyla şuura gelir. Görülüyor ki teknik bakımdan bu ikisinin arasındaki fark pek azdır. Bir defa bu mekanizma telsüs ettikten sonra süje, hipnotizörün tesirleriyle hareket etmeye başlar. Eğer hipnotizör onun şuur sahasında intibalar uyandıracak tesirleri göndermezse süje tamamıyla idraksiz ve otomatik olarak hareket eder. Ancak bu tesirler, yani hipnotizörün telkinlerindeki manalar şuur dışında mevcut olduğu için icap ettiği takdirde bu manalar veya intibalar şuura aksettirilebilirler. İlham denilen ve ilim, sanat, fikir hayatında insanların deha, ibda dedikleri tezahürlere sebep olan bazı irtibatlardan da biraz bahsetmeyi faydalı buluyoruz. Bunlar büyük vazife planlarına mensup olmayıp insanların ferdi veya bazı maşeri durumlarına yardım etmek isteyen hami ve yardımcı varlıklar gibi mutavassıt vazifeliler tarafından, yukarıda bahsettiğimiz, alelade orta derecedeki irtibat mekanizmasına tabi olarak gönderilen tesirlerdir. Burada transa da lüzum yoktur. Zira trans, ancak uzun bir tebliğin akışı sırasında çevreden gelen tesirleri ortadan kaldırmak için beyin merkezlerinin uykuya yakın bir durumla çevreye karşı hareketlerini azaltmak maksadıyla husule getirilmiş bir haldir. Halbuki ilhamlarda böyle uzun uzadıya tesir göndermeler yoktur. Bunlar bir an sayılacak kadar kısa zamanlarda ve kesik kesik gelir. Vazifeliler tarafından medyumlar vasıtasıyla dünyaya verilen bilgiler, ekseriye maşeri planlarla ilgili çok büyük hareketleri meydana getirirler. Bazen de vazife planının yüksek varlıkları pek müstesna hallerde insanlar arasında büyük bir hareketi uyandırabilmek ve onlara kütlevi hamleler kazandırmak, umumi ve maşeri tertipler, nizamlar ve usuller dahilinde yetiştirici bilgileri insanlara vermek, hulaza dünyada hızlı inkişafları sağlamak için bizzat kendileri dünyaya inerler, hem idareci, hem de mürşit durumlarda faaliyet gösterirler. Bu kudretli varlıklar daimi surette irtibatta bulundukları yüksek vazife planından aldıkları üst bilgileri insanlar arasında yaymak için kurdukları din müesseseleriyle dünyada büyük ve toplu inkılaplara sebep olmuşlardır. Böylece kurulan ve maşeri planlar dahilinde kudretli tesirler gösteren büyük dinler, sağlam ve mazbut müeyyideleriyle vicdanların yüksek seviyelere ulaşmalarını sağlamışlardır. Dinler bu cepheleriyle, insanları vazife planlarına hazırlayan vasıtalardandır. Dinler dünyanın bugünkü yüksek ve mütekamül durumunu meydana getirmiş ve dünyadaki gelecek büyük intikal devrinin ilk maşeri hazırlıklarını temin etmiş ve her biri kendi bünyesinde, zamanlarının çeşitli ve değişik ihtiyaçlarına, zaruretlerine ve icaplarına cevap vererek insanlara, vazife planına hazırlanmanın en uygun yollarını göstermiştir. Her din zaman ve ikaplara göre direktifler, misaller, semboller ve bilgiler içinde verdiği derin sezgilerle insanları cehaletin karanlığından kurtarıp büyük ilahi yola yöneltmiştir. Bütün dinler insanların vicdan mekanizmalarının realite muvazeneleri hattını, o ana mahsus ikapların müsaadesi dahilindeki idrak imkanlarının en üst seviyelerine yükseltebilmelerine yardım etmiştir. Kurulan bir dinin vecibelerini insanlara tebliğ ve talim etmek ve bu talimata insanların ilk intibaklarını sağlamak için yüksek vazife planından vazifeli bir varlık biraz evvel söylediğimiz gibi, dünyada bedenlenerek insanlar arasına karışmıştır ki insanlar bu vazifeli bedenlilere peygamber veya kurtarıcı demişlerdir.
Vazife planına hazırlanmak üzere dünyaya gelmiş olan insanlar, başları boş bırakılmış değillerdir. Eğer böyle olsaydı insanlar bugüne kadar olan mütekamıl durumları ile gelemezlerdi. Binaenaleyh fertler gibi maaşeri durumlarda daima yüksek vazife planının murakabesi ve nezareti altında yükselmektedir. Kainatta bu işle mükellef büyük vazifeliler vardır. İnsanlar bilhassa idrakleri genişledikçe, içinde yaşadıkları kaba maddelerin dar fizikoşimik kaideleri dışına taşmaya başlamışlar ve daha şumullü geniş idraklere dayanan bir takım kanun ve nizamların mevcut olabileceğine dair, öz bilgilerinden şuurlarına sızan sezgiler ve insiyaklarla varlıklarının illetlerini öğrenebilmek ihtiyacı içinde mütemadiyen çırpınıp durmuşlardır. Onları ilk işgal eden problem, etraflarında görmekte oldukları şeylerin ve bu meyanda bizzat kendilerinin kimin tarafından meydana getirilmiş olması ve mukadderlerinin kimler tarafından idare edilmesi mevzuydu. Binaenaleyh Tanrı mefhumu üst vibrasyonların yardımıyla insanların öz varlıklarından kopup gelmiş bir ihtiyacın, idraklerinde beliren ilk kuvvetli inikasıdır. İdrakleri inkişafa yüz tutmaya başladıkları andan itibaren insanlar bir tanrı aramaya başlamışlardır. Fakat önceleri onların bu ihtiyaçları, değer bakımından henüz pek zayıf olan idrakleriyle mütenasip basit durumda bulunuyordu. Binaenaleyh o, tanrısını, ancak beş duyu organının mahdat imkanları içinde aramaktan daha ileri bir kudret gösteremiyordu. Onların bu ihtiyaçlarını cevaplandırmaya çalışan yardımcı varlıkların gönderdikleri sezgiler insanların ancak beş duyu organına hitap edebilecek sembollerle mümkün olabilirdi. Bu sembollerin asıl delalet ettikleri manaları insanlar anlayabilecek idrak seviyelerine ulaşmış değillerdi. Binaenaleyh ilahi mefhumların sezgileri insanlara ancak onların, etraflarında en kudretli olarak tanıdıkları şeylerle sembolleştirilerek verilmişti. Mesela ilk zamanlarda güneş sembolü Tanrı'yı temsil ederdi, bir ülkeyi ihya eden büyük bir nehir gene böyle bir semboldü. İlk zamanların basit idraklerine bu semboller bir müddet kâfi gelebildi. Fakat idrakler gittikçe değerleniyor, değerleri yüksek ince madde kombinezonlarıyla artan insan idrakleri artık bu sembollerle tatmin edilemez hale giriyordu. Bütün bu hallerin neticesinde, vazife planından, ilahi bilgileri insanlara sunmak için vazifeli varlıklar dünyaya indiler ve kitabi dinleri dünyada tesis ettiler. Bu dinlerin her biri insan topluluklarının eksik taraflarını tamamladı. Bu kitaplarla sembollerin manaları biraz daha açıklanmış oldu. Bu suretle beşeriyeti daha ileri bir inkişaf haline getirmenin, büyük mukadderat planına göre çizilmiş yolları insanlara gösterildi. Her din, insanların yaşadıkları realitelerinin en son imkanları hudutları dahilindeki idraklerinin varabileceği en üst sezgi sınırlarına kadar öğrenmeleri icap eden şeyleri öğretti ve vazifesini mükemmelen yaptı. Evvela insanları çeşitli ibadet şekilleri ve mükellefiyetleriyle vazife sezgisi tatbikatının disiplinine hazırlayıcı durumlara onları otomatikman soktu. İnsanlara birbirlerini sevmesini öğreterek gene vazifeye doğru yürüyüşün büyük hazırlıklarına ait istikametlerini direkt talimatla da gösterdi. Vicdanlarının daima üst realitelerine yönelmeleri için lüzumlu olan her türlü hareketi onlara, faziletin çeşitli yollarını göstermek suretiyle aşıladı ve insanları vazife sezgisi hazırlığının nurlu imkanlarına kavuşturmanın çeşitli müeyyidelerle yollarını sağladı. Hulaza dinler, bugün artık gelmekte olan dünyanın büyük intikal devrinin eşiğine insanları yaklaştırdı. Eğer dinler olmasaydı insanlık bugün bu mertebeden daha pek çok gerilerde bulunurdu. Böylece, insanların vazife planına hazırlanmalarını temin etmek için vazifelenmiş varlıklar bu vazifelerini muvaffakiyetle yapmış oldular. Fakat ilk zamanlardan orta zamanlara geçmiş olmakla beraber insanlar, dinlerin kurulduğu devirlerde idraken henüz kâfi derecede teçhiz edilmiş değillerdi.
Binaenaleyh hepsi aynı kaynaktan, yani vazife planından gelen ve hepsi aynı derecede büyük hakikatlerin izinde yürüyen dinler, muhtelif zamanlarda bu hakikatleri insanlara ancak anlayabilecekleri tarzda, çeşitli formlar içinde verebilmişlerdir. İşte onun için ki insanlar arasında yayılması gereken hakikatleri, peygamberler ve kurtarıcılar ancak sembol kullanarak yayabildiler. Binaenaleyh bütün büyük din kitapları birer hakikatin sezgisini taşıyan ve zamanlarına göre hesaplanarak tertiplenmiş bulunan kuvvetli sembollerle doludur. Mesela, kıyamet sembolü bunlardan birisidir ki büyük bir hakikat olan dünyanın yakın intikal devresini veyahut bu dünya devresinin kapanışını ifade etmektedir. Keza, cennet ve cehennem mefhumları da manaları derinlerde olan bazı hakikatlerin idraklere yetecek kadar sezgilerinin verilebilmesi için yüksek ikaplara göre vazife planı tarafından tertiplenerek dünyaya vazifeliler eliyle sunulmuş birer semboldür. İbadet şekillerinin her biri zamanın icaplarına, hayat şartlarına, inkişaf durumlarına ve vicdan mekanizmalarının muvazene seviyelerine göre kılı kılına hesaplanarak insanlara empoze edilmiş ve böylece otomatik bir tertiple insanların üst vicdan unsurlarına yönelerek bugün yaklaşmakta oldukları üst plana elverişli bir hale gelebilmelerinin hazırlıkları yapılmıştır. Bu arada dinlerin emretmiş oldukları sevgi, şefkat, yardımlaşma, af, müsamaha, feragat, fedakarlık, iyilik, doğruluk, samimilik, hemcinslerine ve hatta hemcinslerinin gayrına karşı bir takım mükellefiyetler gibi sayısız faziletler, keza bunun aksine olarak men ettikleri, hodkâmlık, kin, haset, düşmanlık, intikam, kötülük, yalancılık, mürailik, gasıplık, hırsızlık, canilik gibi sayısız reziletler bazan otomatik, bazan da yarı idrakli bir aydınlık içinde, insanları yüksek idrak planlarına hazırlamıştır. Fakat zamanla bu idraklerin üst plana doğru inkişafları o kadar arttı ki dinlerin, sembollerle vermiş oldukları sezgileri anlamak ve manalandırmak ihtiyacı insanlarda şiddetle belirdi. Bunu da bu dinlerin muvaffakiyetleri cümlesinden saymak gerekir. Bugün insanlar bu sembollerin, kendilerinde uyandırmış oldukları yüksek sezgilerin mümkün olduğu kadar açık bilgilerine susamışçasına iştiyak duymaktadırlar. Bununla beraber, bu manaları din kitaplarının muvaffakiyetle yerleştirmiş oldukları kuvvetli sembollerin içinden ayırıp çıkarabilmeye insanların ancak %2'si veya nihayet 3'ü muvaffak olabilir. Fakat direktiflerini daima ilahi plandan alan yüksek vazifeliler insanların bugünkü iştiyaklarını ve yüksek ihtiyaçlarını gördüler. İşte bu kitap, büyük vazife planının dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesidir. İleri tekamüllerine devam etmek ihtiyacı içinde susamış insanların şiddetle aradıkları ve bekledikleri bilgileri ihtiva etmektedir. Din kitapları tarafından yüksek hakikatlerin, zaman ve ikaplara göre insanlara yetecek kadar kuvvetli semboller içinde sezgileri verilmiş, bu kitapta da dünya inkılabını neticelendirecek olan ve ön sezgileri evvelce verilmiş bulunan hakikatlerin açık bilgileri ve gelecek dünya üstü alemlerin de sezgileri yazılmıştır ki bunlar da büyük inkılabın eşiğinde bulunan bugünkü dünyanın son realitesi olacaktır. Son zamanlara doğru dünyada iyice tebarüz eden ve büyük din müesseseleri ile diğer maşeri bir sürü durumları meydana getiren vazifeli varlıkların müdahaleleri dünyanın ilk insanlık devresinde bu kadar açık ve şumullü olarak görülmüyordu. Zira ilk devirlerde insanlığın yeni inkişafa yüz tutmuş idrakleri içinde böyle büyük maşeri tekamüllere pek ihtiyaçları yoktu. İdrakleri henüz otomatik sezgi kademesinde bulunan ilk insanlar daha ziyade ferdi hayatlar geçiriyorlardı. Bu arada rastlanan küçük topluluklar bugünkü manada anlaşılan büyük maşeri topluluk mefhumlarından bambaşkaydı. O zamanın gelip geçici toplulukları açlık endişesi, korku insiyakı, cinsiyet ihtiyaçları gibi çok basit birkaç insiyaki sezgiden mütevellit ihtiyaçlar altında vukua geliyordu.
Bu basit inkişaf kademelerinde insanların şumullü maşeri hayatları henüz kurulmuş değildi. Bu da onların idraklerinin, böyle bir durumu meydana getirebilmek kudretinden mahrum bulunmalarının bir neticesiydi. Yani fertleri bir araya getirip, muayyen bir hedefe doğru müşterek faaliyetleri kuracak ve onları sevk ve idare edecek kadar lüzumlu olan toplayıcılık, kuruculuk ve idarecilik kudretleri idraklerde henüz tesis etmemiş bulunuyordu. Bu yüzden, daima vicdan dualitelerinin muvazene seviyeleri nefsaniyet sahalarında kurulan bu ilk insanlar pek çok zaman boyunca alt realitelerde sürünmek mecburiyetinde kalmışlardır. Zira insan altı kademelerindeki otomatik yürüyüşlerinden yeni ayrılmaya başlamış olan ilk insanlar, ileride geniş çaptaki hürriyetlerin kendilerine kazandıracağı, bedenlerine idrakleriyle direkt olarak müdahale edebilmek imkanlarına henüz malik değillerdi. Eğer hal hep böyle devam etseydi, onların inkişaf muvazene seviyelerinin üst kademelere, kendi kendilerine yükselebilmeleri mümkün olmazdı. Bunun için, ilk inkişafların muvazene seviyelerini yukarılara ulaştırabilmelerini sağlamak maksadıyla insanların idraklerine dışarıdan gelecek ferdi müdahalelerin lüzum ve zaruretleri bir müddet daha devam etmiştir. Tabiidir ki idrakler kendilerini topladıkça, yani insanlık halindeki görgü ve tecrübelerle şumullerini genişlettikçe hürriyetleri artmış, o nispette de dış müdahaleler idraklerin daha ziyade, kendi inkişaf mekanizmalarına bizzat kendilerinin müdahale edebilme imkanlarını arttırmak cihetine yönelmiştir. İdrakin kendi kendisine müdahalesinin, insan hayatı başlangıcında ancak dış müdahalelerle ve yardımlarla mümkün olabileceğini evvelce söylemiştik. Bu ilk devrelerde her şey otomatiktir ve idraksizcedir. Onun için insanlar buna insiyak demişlerdir. İlk zamanlarda, üst maşeri planların insanlar üzerinde daima müdahalesi olmuştur. Fakat burada müdahale tabirini yanlış anlamamalıdır. Bu müdahaleden maksat, istikametlendirmek, organize etmek, programlamak demektir. Bundan daha aşırı manadaki müdahaleler insanlık safhası için değildir. İşte ilk zamanlardaki bu dışarıdan gelen vibrasyonların idrakteki klasik ifadesi insiyaklardır. Bu insiyakları, hayvanlarda mevcut olan daha ağır ve kaba otomatizmalardan ayrı tutmak lazım gelir. Çünkü bu iki otomatizma arasında geniş mahiyet farkı vardır. Nitekim böyle farklar nebatlarla hayvanlar arasındaki otomatizmalarda da mevcuttur. İdrakler inceldikçe bu insiyaklar yavaş yavaş daha zengin karakterler almaya başlarlar ve insanların sezgi dedikleri şekil ve hallere girerler. Sezgi devrinin dünyada başlaması umumi değer bakımından aşağı yukarı müsavatlı olmuştur. İnsiyakların dolduramadıkları boşluk ve kifayetsizlikler sezgilerin doğmasıyla yavaş yavaş dolmaya başlamış ve yüksek alemlerdeki maşeri planların simetriği ve onların hazırlayıcısı olan dünyadaki içtimai hayat kurulmuştur. İşte bu kuruluş sırasında idraklerin inkişaflarına paralel ve aynı zamanda bu inkişafların neticelerine bağlı olarak bütünün cüzülere ayrılması, parçalanmalar, organlaşmalar ve organizatör ihtiyacı baş göstermiştir. Bu suretledir ki mahiyet, ihtiyaç ve zaruret zenginleştikçe bedenler arasındaki ilk devrelere mahsus benzerlikler ve idraklerdeki muhteva kifayetsizliğinin husule getirdiği insiyaklar benzerliği ortadan kalkmış ve tekamülün husule getirdiği farklı durumlar artık evvelce olduğu gibi, ufak nüanslarla değil, geniş değer farkları halinde bedenlerde tecelli etmiştir. Bu içtimai formasyonlar anından itibaren, gene insan hayatı için en otomatik manasıyla ferdi ve maşeri topluluklar başlamış, türlü değer ölçüleri itibarıyla bazı fertler, bu topluluklara önderlik etmişlerdir, nefsani önderlikler, vicdan safhası önderlikleri ve muayyen zamanlarda varılmış büyük ve umumi inkişaf devreleri önderlikleri gibi.
İşte bu zarurettir ki hassas irtibat kabiliyetlerini bazı insanlara kazandırmış, bu yüzden kuvvetli medyumlar gelmiş, muayyen intikal safhaları olmuş ve kainatın yüksek yollarına doğru bir bilgi, bir kavrayış ve uzanış sezgileriyle vazifeye, hissi hazırlanma planları başlamış ve nihayet yakın geçmişlere doğru bu planlar en münkeşif hallerini almış ve sezişler daha kuvvetli semboller ve reformlar halinde cemaatler de tecelli etmiştir. İdrakin, dünya payına düşen inkişafının şu kısa ve umumi hulasasını yaparken toplulukların nasıl ve ne tarzda teşekkül ettiklerini de umumi bir bilgi halinde vermiş olduk. Dünyadaki toplulukların her biri büyük vazife planı hazırlığının doğurmuş olduğu zaruretlerden ileri gelmiştir. Bir insanın, bu hazırlığı bir tek fert olarak başlı başına yapamayacağı evvelce söylenmişti. Biraz evvel vermiş olduğumuz bilgi de idrakin tek başına kalınca matlup olan inkişafları temin edemeyeceğini öğretti. İnsanlar hiçbir vakit münferit olarak bütün dünya boyunca yaşayıp inkişaf edemezler. Dünyada mevcut olan ırklar, milletler, cemaatler, cemiyetler, aileler hep yukarıda izah edilen zaruretlerin ve ihtiyaçların neticeleridir. Bunlardan evvela ırkları ele alalım. Üniteden süzülüp gelen ikaplar gereğince yüksek vazifelilerin tensip ve tesirleriyle dünyanın içtimai, tabii ve coğrafi şartlarına göre insan bünyelerinde ve idraklerinde bir takım farklılaşmalar ve gruplaşmalar hasıl olmuştur. İdraklerin, bedenleri üzerinde yapmış oldukları çeşitli formasyon, transformasyon ve deformasyonların ana hatlarında da muayyen gruplara mahsus bazı müşterek vasıflar ve karakterler ayrılmıştır. Böyle muayyen gruplarda toplanmış olan idrakler, o grubun somatik ve psişik bunların ikisi de aynı şeydir ve bedenin çeşitli tezahürlerine ait mefhumlardır, hususiyetlerini taşırlar ki bunlar da ırkları meydana getirirler. Bu bilgi gösteriyor ki insanların ırklara ayrılması, onların idraklerinin bedenlerine yapmış oldukları endirekt tesirlerin neticesidir. Yani ırk farkları idrakin doğrudan doğruya varlıktan aldığı tesirlerle beden üzerine müessir olmasından ziyade, muhitten ve muhitteki hadiselerden gelen tesirlerle beden üzerinde değişmelerin husule gelmesinden mütevellit hallerdir. Şu halde ırk ayrılıkları, insanların inkişaf ihtiyaçlarına göre şu veya bu şartlar içinde dünyaya inmiş ve o şartlardan şu veya bu şekilde faydalanmış olmak zaruretinin bir neticesidir. Muayyen tekamül ihtiyaçlarıyla dünyaya gelmiş olan beyaz ve siyah ırktan iki insan, renkleriyle nasıl birbirinden farklı hususiyetler gösteriyorlarsa, aynı insanlar arasında gene aynı ikaplara göre, bedenlerine bağlı birbirinden az çok farklı psişik aksiyon ve reaksiyonlar gösterirler. Hulaza beyaz olsun siyah olsun, sarı veya kırmızı olsun, bütün insanlar aynı yolda omuz omuza aynı yokuşları, aynı maniaları, aynı zorluklarla aşarak, aynı hedefe doğru tırmanmaktadırlar. Ve bu yolculuk umumidir. Kimsenin inhisarı ve imtiyazı bahis mevzu değildir. Her varlığın inkişafı için nasıl bir yürüyüş lazım geliyorsa, o varlığın o yürüyüşe uyması zaruridir. Bugün yürünecek yollar beyaza boyanmıştır, icap ettiği zaman sarıya da boyanır, gene icap ederse siyah ve kırmızı da olabilir. Binaenaleyh insanların ırk tefriklerine sebep olan beden renklerinin ve bu renklere refakat eden bazı hususiyetlerinin, hakiki ayrılığı ifade edebilecek hiçbir kıymeti yoktur. Bunlar, yürünecek yollarda kullanılması lazım olan gelip geçici inkişaf vasıtalarının birer basit materyalidir. Ve vazife hazırlığı yolundaki toplu yürüyüş zaruretinin ikaplarıdır. Bu zaruretle, inkişaflar neticesinde daha idrakli ve sistematik topluluklar meydana gelir. Bu toplulukların başında millet veya devlet topluluğu vardır. Kainatta muayyen vazifelerin ve işlerin bir takım grup ve kadrolardaki vazifeli varlıklar tarafından yapıldığını ve grupların, muhtelif cepheleriyle birbirine bağlı bulunduklarını, böylece üniteye kadar bir organizasyonlar sisteminin kurulmuş olduğunu evvelce belirtmiştik.
vazife planlarının kainat prensiplerine uygun olarak yürütülmesini temin eden bu sistemler bütün varlıkların inkişaf ve tekamül planlarında çok mühim roller alırlar. İnsanlık hayatı, organizasyonlar sisteminin simetriği olan ve onların sezgilerini hazırlayan, aşağılardan itibaren son merhaledir. Binaenaleyh vazife planı sezgilerine ve az çok da bilgilerine ait hazırlıkların insanlık hayatında ikmal edilmesi zaruridir. İnsanlığın dünyadaki ilk ve son vazifesi, vazife planına hazırlayıcı ikapları yerine getirmektir. Zaten insanlar, üst yardımcı tesirlerin müdahaleleriyle en idraksiz olan ilk kademelerinden, en yüksek idrak, vazife sezgisinin idrakine kadar geçen bütün tekamül kademelerinde bu ikaplara ister istemez uymaktadırlar. Bu uyuş ya tamamen otomatik karakterdeki veyahut az çok aydınlık bir sezgi içindeki mekanizmalarla vuku bulur. Bu yarı idrakli veya idraksız otomatizmalar insanların, vazife planlarına hazırlanmalarını sağlayacak çeşitli teknik imkanlara maliktirler. İşte bu teknik imkanlardan bir tanesi de insanların, millet veya devlet camiası içinde toplu olarak yaşamalarıdır. Millet veya devlet, her şeyden evvel insanlar arasında kurulmuş büyük bir topluluktur. Müşterek gayelerle bir araya toplanmış olan bu büyük insan kalabalığı, muayyen hedeflere müteveccih, muntazam, programlı, tertipli ve cehitli bir çalışma mekanizmasına tabidir. Bu mekanizma büyük nizama uygun ve dünya yürüyüşü ile tam bir ahenk halinde gider. Millet topluluğu, bir sürü tali topluluklardan müteşekkildir. Bu tali teşekküller direkt ve endirekt olarak birbirine bağlanmışlardır. Mesela, başta idareci bir önder vardır. Hiyerarşik bir sırayla ona bağlı bulunan idare mekanizmaları mevcuttur. Bu mekanizmalar içinde idare edenler, idare edilenler zincirleme bir tertiple birbirine bağlı olarak yürüyüp giderler. Zahiren maddi hedeflere yönelmiş görünen bu mekanizmanın bütün faaliyetleri haddi zatında, bu topluluğun simetri olan daha üst planlara insanları hazırlamak içindir ve bu hazırlık da vazife sezgisinin hazırlığıdır. Binaenaleyh bu topluluk içinde yapılan işlerde vazife planına ait hazırlıkların taslaklarını bulmak mümkündür. İnsanların, bir millet veya devlet topluluğu içinde kendi idraklerine göre vazife diye isimlendirdikleri şeylerin hepsi ancak, vazife sezgisinin birer hazırlık materyalidir. İnsanlar bu hazırlığın icabı olarak, bu materyaller vasıtasıyla büyük cehitler ve gayretler sarf ederek asıl vazife bilgisine kavuşabileceklerdir. Hulaza, millet veya devlet, büyük vazife planına insanları hazırlayan, yüksek idareci vazifelilerin nezaretleri altında dünyada kurulmuş içtimai birer teşekküldür. Dünya üzerinde hiçbir millet mücerret ve tek başına değildir. Hepsi aynı gaye yolunda direkt veya endirekt bağlarla birbirine bağlanmıştır. Bu teşekküller, dünya üstü vazife planının istihdaf ettiği noktalara insanları götürmekte ve büyük bir ahenk içinde aynı elden sevk ve idare edilmektedir. Varlıklar, bütün mesuliyetlerini müdrik olarak bu işi yürütürler. İşte bu vazifeliler, millet ve devlet organizasyonu bünyesinde mevcut diğer toplulukların, organların, ailelerin, fertlerin kendi işlerini yerli yerince ve dürüstlükle yapmalarını muhtelif vasıta ile temin etmeye çalışırlar. Bu topluluğu teşkil eden herhangi bir cüzüde, fertte baş gösteren aykırı faaliyetler yerine ve ehemmiyetine göre, bütün toplulukta az veya çok şiddette sarsıntılar yapabilir. Böylece topluluk içinde tekamül eden gruplar, o topluluklardan ayrı grupları teşkil ederler. Büyük topluluğun böyle tekamül ederek parçalanan kısımları diğer daha mütekamül durumları teşkil ederlerken, büyük toplulukta kalan fertler arasındaki koordinasyon ve kooperasyon bozulur. Fertler, artık o topluluğun ikaplarını ve müşterek hedeflerini takip edemez hale girerler. O milletin veya devletin bünyesi çökmeye ve dejenere olmaya başlar ve fertler topluluk için değil yalnız kendileri için çalışmayı gaye edinirler.
Nihayet büyük topluluk inkıraz bularak yerini daha ileri maşeri bir topluluğa, yani bir millete veya devlete terk eder. Bu hal tekamülün bir icabı ve dünya nizamının ahengidir. Bir millet içinde fertleri vazife sezgisine hazırlayıcı çeşitli faaliyet bulunur. Bunların bazıları daha kolay ve rahat şartlar altında yapılırken çoğu zahmetli, yorucu, üzücü hallerde cereyan eder. Mesela birisi az yorulmakla hayatını bolluk içinde geçirebileceği gibi, diğer birisi en ağır işlerde, maden ocaklarında didine didine hayatını kazanmaya çalışır. Birisi hemen hemen mesuliyet hislerinden kendisini azade sayarken, diğeri en ağır mesuliyetler altında ezildiğini hisseder. Bazıları idareci olarak başa geçer. Bazıları idare edilenler arasında sürüklenir. Bütün bunlar bir devlet ve millet teşkilatının tabii fonksiyonları arasında bulunan, her biri başka bir cepheden insanları hakiki vazife planı sezgilerine çeşitli tatbikatlarla hazırlayan türlü hayat tarzından ibarettir. Mektep hayatı, iş hayatı, büro hayatı, askerlik hayatı, sosyete hayatı, memurluk hayatı, siyaset hayatı, aile hayatı. Bunlar arasındadır. Fakat bunların ilk görünüşteki maddi hedefleri ve endişeleri ötesinde öyle büyük müşterek bir maksat gizlenmiştir ki bu da bütün fertleri bu karma karışık ve çetin yollardan üstün bir sezgiye, bir vazife bilgisi sezgisine insanları topluluk içinde teker teker hazırlamaktır. Binaenaleyh millet topluluğu, başından sonuna kadar her ferdinden, kendisine düşen vazifeyi büyük bir sadakatle, iyi niyetle, hodkamlık nefsaniyetine kapılmaksızın hareketlerini büyük insanlık topluluğuna karşı olan vecibeleriyle uzlaştırarak yapmasını bekler. O milletin fertleri bunu yaptıkça topluluğun istihdaf ettiği gayelerin büyük nimetlerinden müstefit olurlar. Ve gelecek vazife planının aydınlık, kazançlı yollarına büyük bir kudret ve süratle yaklaşmış bulunurlar. Bilakis milletin fertleri yalnız kendi canlarına düşerler ve şahsi menfaatlerini gaye edinerek diğer insanların aleyhinde hodkâmca çalışırlar ve vazifelerini kötüye kullanırlarsa her şeyden evvel, o millet içinde dünyaya gelmiş olmalarının kendilerine temin edeceği yüksek kazançları elde etmek fırsatını kaçırmış olurlar. Ve bu yüzden de hodkamlık nefsaniyetlerinde, vicdan muvazenelerinin alt seviyelerine takılıp kalarak yeni bir takım ıstıraplı bedenlenmelere muhtaç bir halde dünyayı hüsran içinde terk etmek mecburiyetiyle karşılaşırlar. Zira onların takılmış oldukları alt nefsaniyet seviyelerindeki durumlarıyla vazife planlarına yaklaşabilmeleri mümkün olmaz. Tekrar ediyoruz, zahiren dünyanın bazı maddi icaplarına yönelmiş görünen milletlerin kuruluşu hakikatte, dünya sınırlarını taşan başka ve yüksek bir zaman idraki içinde devam edecek ileri hayatları hazırlayıcı yolları istihdaf etmektedir. Yani bu kuruluşların, dünyada görünen gayesinden daha çok üstün ve şumullü rolleri vardır. Binaenaleyh dünya hayatının zaruri ikaplarından olarak görünen bu maddi taraflara takılarak asıl hedefi ihmal etmek vicdan mekanizmasının yürüyüş temposunu yavaşlatır ve işleri geciktirir. Milletler arasında aynı gayeye müteveccih olmanın hakiki sezgisine varmak, o gayenin liyakatli yolculuğuna katılmış olmak demektir. İdrakler bu inkişaf derecelerini bulduktan sonra, tıpkı vazife planlarında yükseldikçe küçük organizasyonların idraken birleşerek daha büyük organizasyonlara irce edilmesi gibi, küçük milletlerin de tekamül ışığı altında birleşerek daha geniş ve şumullü işleri yapabilmek ve müşterek gaye yolunda süratle ilerlemek için daha büyük toplulukları meydana getirmeleri zaruri olur ki bu suretle yüksek ve sağlam bir insanlık idrakini kazanmış küçük topluluklardan müteşekkil büyük dünya topluluğu, vazife planlarının daha uygun bir simetri olmak liyakatini kazanmış bulunur. Bu ise hakiki vazifelerini idrak etmiş insanların geniş maşeri planlara doğru atılmış kuvvetli hamleleri sayılır. Milletlerin inkişaf yolundaki faaliyetleri otomatik, yarı idrakli ve idrakli birçok diğer bedensiz vazifelilerin faaliyetleriyle müterafıktır.
Bu vazifeli organların her biri, dünyada millet veya devlet dediğimiz topluluğu teşkil eden fertlerin, grupların faaliyetleri üzerinde vazife almış üstün bir organizasyonun organlarıdır. Şu halde bir millet içindeki iş görümü disiplini ve vazifenin şaşmayan nizam ve tertipleri, o milletin veya devletin bağlanmış olduğu dünya üstü bir sistemden gelmektedir. Bu da hiç şüphesiz o milletin bütün fertleriyle, kazanmış olduğu liyakatin derecesine göre ayarlanmıştır. Milletler teşekküllerinin hakiki hedeflerini kaybetmeden yükselmek istedikçe ve bu istek yolunda cehit sarf ettikçe bu ayarlar yükselir, onunla mütenasip olarak tekamül otomatizmaları da yükseltilir. Hulaza, milletlerin bağlı bulundukları sistemler, kainatta daha şumulü, birbirine bağlı büyük vazife organizasyonlarının küçük birer unsurudur. İşte bu unsurlar dünyadaki herhangi bir milletin veya devletin inkişafı icaplarına göre çeşitli formlar alırlar. Buradaki gaye de dünyadaki her vasıta ile olduğu gibi millet ve devlet toplulukları vasıtasıyla insanları toplu halde vazife planı sezgilerine otomatik, yarı idrakli ve idrakli olarak hazırlamaktır. Bu hazırlığa tam manasıyla uymuş olan bir millet veya devlet de vazifesini bitirmiş ve insanları dünya üstü vazife planına liyakatle yetiştirmiş olur. Bütün topluluklar fertlerin inkişafı içindir. Ancak toplulukları fertlerden bıçakla keser gibi ayırmak da doğru değildir. Zira dünyadaki topluluklar büyük organizasyon sistemlerinin ilk hazırlık egzersizleridir. Organizasyon sistemlerinin gayesi ise vahdete, birliğe doğru yürümektir. Binaenaleyh fertler bu bakımdan topluluk mefhumundan ayrılamaz. Bunu daha iyi izah etmek için, ferdi ve maşeri planların birbirine karşı olan fonksiyonları üzerinde biraz durmalıyız. Ferdi plan nedir? Bir beden, varlığın tekamül vahididir. Mukadderat prensibine göre vahid plana sahiptir. Her bedene hasredilmiş, hazırlanmış, tekamülünün icaplarına göre ayarlanmış bir plan mevcuttur. Plan kaba ve dar bir çerçeve demek değildir. İkapların zaruri kıldığı imkanlar nispetinde daima geniş hareket sahalarına sahiptir. Binaenaleyh imtihanlara, dolayısıyla hürriyete daima yer verici mahiyettedir. Bu planın prensibi bedenin tabi olduğu ruhun tekamülüne, tekamül derecesine, tekamül yolundaki kadrolara, şartlara, imkanlara, hulaza tekamülün bütün icaplarına bağlıdır. Maşeri plan nedir? Kainat, fertlerin başıboş tekamül ettikleri bir materyal sahası değildir. O, idrakini güç sezdiğimiz ve güç sezebileceğimiz yüksek prensiplerin vaz ettiği son derece derin ve yüksek mekanizmada tertiplerin, ayarlanmaların, ikapların bütünü, yani ünitenin kendisidir. Kainat ilahi nizamın bir ifadesidir. Binaenaleyh her fert, her vahit beden bir ferdi plana sahip olmakla beraber daima diğer vahitlerin, yani bedenlerin kendi planı karşısındaki durumlarıyla ilgili, ayarlıdır. Tekamül maşeri plan içinde yürür. Aksi halde nizamdan ve ahenkten bahsedilemez. Muayyen alemlerin muayyen vasatlarında veya muayyen kürelerinde bedenler daima birbirlerinin durumlarıyla karşı karşıyadırlar. Bu karşılaşma aynı zamanda, yüksek prensiplerin ayarladığı ferdi planların başka bir mekanik cepheden idare olunuşunu ifade eder. Bütün bu işler, bu nizamlar ve tertipler yüksek vazife planlarının organizasyon sistemleri içinde, vazifeli varlıkların işçilikleriyle yürütülür. Bundan başka, bedenlerin eprev hayatlarında birbiriyle iştirak kurdukları birçok hususat vardır ki bu hal dünyanın üstüne, vazife planına hazırlanışın bir ifadesidir. Hulaza, ferdi plan üstünde maşeri plan mevcuttur. Maşeri plan aynı zamanda bir gayeye matuf olmakla beraber, ferdi planları da ikinci derecedeki bir mekanizmayla ayarlayan komplike bir plandır. Bu ayarlanmalar üniteden gelen direktiflere göre vazife planının tesiri ve kontrolü altında vukua gelir.
Yani fertler, yaşamakta oldukları maşeri plana, vazife planının muhtelif kademelerinden akan sayısız tesirin hazırladığı namütenahi hayat kombinezonu içinde kendi eprov, imtihan ve inkişaf sahalarını bulurlar. Fertteki tesirlerin yükü arttıkça, inkişaf hızlandıkça, idrak olgunlaştıkça ferdin planıyla ilgili maşeri durumlar da ayarlanır. Burada dikkat edilecek nokta şudur. Tek fert için maşeri durum değil, maşeri kadronun her ferdi için maşeri durum hazırlanır. Çok kaba bir misal olan 100 fertlik bir maşeri plan alalım. Bu fertlerden A için 99 ferdin durumu bahis mevzudur. Fakat aynı 100 kişiden, B için diğer 99 kişinin, A'nın da dahil olduğu diğer 99 kişinin durumu bahis mevzudur. Keza, C için, A ve B'nin de dahil olduğu 99 kişinin durumu ayarlanır. Yani bir kişi için 99 kişi seferber edilmiş değildir. Vazifeliler son derece ince tertiplerle bu 100 kişiyi birbirleri için vazifelendirirler. Fakat şurası muhakkak ki bu 100 kişinin tekamül ölçüleri birbirinin aynı değildir. Herkesin ihtiyacı ve tekamül icabı gene aynı ince mekanizmayla değişir. A'nın 99 kişiye karşı durumu ile, B'nin durumu aynı değildir. Keza bu maşeri plan içinde maddeye karşı durum da her bir fert için değişir. Bütün bunlar vazifeli varlıkların vazifeleri icabı olarak görülür.